Selam arkadaşlar. İyi akşamlar. Bir gün daha geride kaldı. Kaş'ta, Çukurbağ'da, Çukurbağ stüdyolarımdan herkese iyi akşamlar diliyorum. Yine bugün birazcık sohbet edelim. Zamanınız varsa, yoksa sonra izlersiniz. Sevgili dostlar, bugünkü konum Türkiye'deki yabancı isimler, yani caddeler var. Caddelerin ismi yabancı. Yani kısadan şöyle bir şey söyleyeyim size. Yabancı ismin, yabancı liderlerin Türkiye'deki caddelere ismi verilmesinin mantığını siz çözebildiniz mi? Ya da hiç aklınızda böyle hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Yani Türkiye'de İstanbul'da Kennedy Caddesi. Kennedy Caddesi'nin kime ne faydası var? Kennedy'nin bize ne kadar faydası olmuştur? Kennedy. Yani Kennedy Caddesi duyduğun zaman insan ya böyle gerçekten garip oluyor ya. Türkiye'de, ülkemizde böyle insanlığa faydası olan öğretmen olabilir, hemşire olabilir, doktor olabilir. Yani ülkemize katma değeri olan insanların isimler olsa daha mantıklı değil mi sizce? Ben mi yanlış düşünüyorum ya da bulunduğumuz konjonktürde, bulunduğumuz pozisyonda Türkiye'de binlerce yabancı isim var. Sizce yazık değil mi? Hiç düşündünüz mü? Kennedy Caddesi kime ne faydası var? Mesela Denizli'de Almelo Caddesi. O da Hollanda'da bir şehir, Almelo şehriyle kardeş şehir olduğu için Almelo Caddesi yapmışlar. Kardeş şehirler olabilir aslında. Olabilir. Yani bir mantığı var sonuçta. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Atatürk Caddesi var mı? Ya da buna benzer karşılığı var mı acaba? Onu bilmiyorum. Onun için kusura bakmayın. Onu bilmiyorum ama Kennedy Caddesi bana çok sakil durdu. Mesela Kaş'ta da var. İki tane birisi Almanya, birisi başka bir ülke. İtalya. Kardeş şehir olmuş. Onun mantığı var. Birazcık var. Kardeş şehir ama bir caddenin ismine vermemişler ismi. Kaş'ta kardeş şehir olmuşlar. Yani bu ülkemizde böyle gerçekten anlaşılır olmayan o kadar çok şey var ki. Yani yabancı bir devlet adamının ülkemizdeki en değerli caddelerin birisine isim verilmesine anlam veremiyorum ben. Siz anlam veriyorsanız mantığını da açıklayın isterseniz. Onun dışında daha önce de video çektim. Dünyanın her yerinde şehirlerde sular içiliyor. Yani sular şöyle içiliyor. Çeşmeden akan sular içiliyor. İstanbul'da içilmiyor. Türkiye'de genel olarak içilmiyor yani. Buna hiçbir Allah'ın kulu da şey yapmadı. Yani kimse ne yorum yaptı ne de ciddiye aldı bunu. Yani bu kadar duyarsız bir toplum ne olur sizce? Bu kadar duyarsız mı olmamız gerekiyor acaba? Niye bu kadar üzerimize ölü toprağa örtülmüş gibi? Yani İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin büyük şehirlerinde sular içilmiyor. Acaba niye içilmiyor? Ya da etrafımızda ne kadar ilgiliyiz, ne kadar bakarak, gerçekten görerek hareket ediyoruz? Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı diyoruz? Yani benim için Türkiye'deki bu yabancı devlet adamlarının ismi verilmesi gerçekten anlaşılır değil. Ve anlaşılmıyor yani. Lütfen arkadaşlar biraz duyarlı olalım. Kamuoyu oluşturalım. Yabancı isimlere gerek yok. Yani ülkemizdeki genç nesillerden olabilir. Ülkemize katma değer olan insanlar olabilir. Ülkemizden birileri olsun bence. Yabancı da olursa bir anlamı olmalı bence. Bir anlamı. Durduk yere Kennedy ismi niye var acaba? Durduk yere yani. Evet. Bir de arkadaşlar şeyi düşünüyorum aslında. Yani başka ülkelerde Türk liderlerinin
ismi var mı? Yani bir caddeye Türk liderlerinin isimleri verilmiş midir? Yani Kennedy Caddesi 50 yıldır falan var yani İstanbul'da. Yani böyle bunları sadece benim mi düşünüyorum acaba ya? Bana garip geliyor. Size öyle mi geliyor yoksa öyle mi yani, garip mi? Mesela Gaziantep'te Duisburg Bulvarı. Duisburg Bulvarı. Yani ne alaka ya? Bakırköy'de Rio de Janeiro. Tam söyleyemiyorum da. Şey var mesela Güngören tarafında eski Londra asfaltı. Yani özentilik de bu kadar olur ya. Yani gözden kaçıyor ama o kadar çok yabancı isim var ki. O kadar çok yabancı isim var ki. Yani sanki Türkiye'de isim bitti. İsim yok artık. Türkiye'de adam yok, insan yok. Başarılı insan yok. Hep yabancı isimler, hep yabancı şehirler. Ya bizde de çok başarılı insanlar var arkadaşlar. Türk milleti zekidir. Bir Türk dünyaya bedeldir. Yani lütfen arkadaşlar ya. Vallahi var ya. Bunlar yani toplumlar layık olduğu şekilde yönetilirler demişler ya. Yani sen ona layıksın. Onu yapıyorlar yani. Sen buna biraz duyarlı olursan geçtiğin caddelerin ismi yabancı olmaz, Türk caddeler olur. Türkiye'de olduğunu anlarsın. Bizde maalesef ilgi alaka yok. Biz aman abi bize dokunmasın da ne olursa olsun diyoruz. Yani Kennedy Caddesi içim acıtıyor arkadaşlar. Kennedy Caddesi de bir cadde mi olur ya? Sevgili dostlar, Kaş'ta neresiydi? Çukurbağ'da. Çukurbağ, bir de Orta Kuyular Caddesi. Bak ne güzel Türk ismi bak. Orta Kuyular Caddesi. Orta Kuyular mevkii. Çukurbağ, Kaş, Göz, ondan sonracığım. Güzel isimler var bak, buralarda çok güzel isimler var. Avullu, Barak, Kekova, ondan sonra hepsinin bir anlamı var. Anlamlı olsun, benim olsun. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, Çukurbağ, Kaş. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde gurme YouTuber. Beraber yazılıyor. gurmeyoutuber.com. Her şey gönlünce olsun. İyi akşamlar diliyorum. Stüdyom nasıl, beğeniyor musunuz? Çok ciddi paralar harcadık buraya. Gitti paracıklar. İyi akşamlar diliyorum.